Teşvik paketinin Senato'dan geçmesi için zaman daralmaya devam ederken Amerikalı milletvekilleri hükümetin kapanmaması için haftalık harcama teklifini geçirmek için uğraşıyor. Yıl sonu tatiline yaklaşılırken hükümetin açık kalması destek paketinin tartışılması için ihtiyaç duyulan ek süreyi sağlayabilir. Endeksler artan vaka sayılarına karşın Pfizer aşısına acil kullanım izni verilebileceğine dair erken belirtiler verilmesinin ardından olumlu fiyatlanmaya başladı. Dow Jones %0.4, S&P 500 %0.3 ve Nasdaq %0.5 oranında hafif değerlendi. S&P 500 endeksinde en çok değerlenen sektör enerji olurken en çok değer kaybeden sektör gayrimenkul oldu. Dow Jones endeksinde ise ham madde en iyi performansı sergilerken en kötü performansı isteğe bağlı tüketim malları gösterdi. Tesla bu yıl 3. kez sermaye piyasalarından yararlanarak 5 milyar dolara kadar para toplama planlarını açıkladı. Hisse %1.27 değer kazanarak günü sonlandırdı. Bir diğer önemli haberse Uber tarafından geldi. Sürücüsüz araba birimini satmayı planladığını açıklayan Uber %1.5 değer kaybetti. Avrupa endekslerinde ise Brexit baskısı sürmeye devam ediyor. Görüşmeler sırasında dikkat çeken en problemli konularsa balıkçılık hakları ve adil rekabet anlaşmaları. Karışık seyreden endekslerde Eurostoxx 50 %0.1 oranında hafif değer kaybederken FTSE 100 ve DAX endeksi yatay pozitif kapandı. FTSE 100 endeksinde en çok değer kazanan sektör kamu hizmetleri olurken en çok değer kaybeden sektör isteğe bağlı tüketim malları oldu. DAX endeksinde ise endüstri en iyi performansı sergilerken finans sektörü en kötü performansı sergiledi. Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından önceki gün başlayan yükselişini sürdüren dolar endeksi en düşük 97.152 seviyesini test ederken en yüksek 91.017 seviyesinden alıcı buldu. Endeks Amerika seansının son saatlerinde yaklaşık %0.18 yükselişle 99.157 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde yatay seyreden euro-dolar paritesi ise en yüksek 1.21.34 seviyesini görürken en düşük 1.20.96 seviyesini test etti. Seans sonunda ise parite yatay seyirle yaklaşık 1.21.03 seviyesinde fiyatlanıyor. Brexit baskısının sürdüğü sterlin dolar paritesi ise en düşük 1.32.90 seviyesini test ederken kapanışta 1.33.48 seviyesinden alıcı buldu. Enflasyon beklentisiyle değer kazanan ve yeniden 1850 dolar üzerine yerleşen spot altın gün içi en düşük 1860 dolar seviyesini test ederken en yüksek 1875.39 dolar seviyesinden işlem gördü ve kapanış öncesinde yaklaşık %0.42 yükselişle 1870 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Gün içerisinde %0.4 civarında değerlenen spot gümüş ise en düşük 24.43 seviyesini test ederken en yüksek 24.87 seviyesinden alıcı buldu. 3 ay vadeli elemi metallerinde ise nikel %0.15 oranında hafif değerlenirken alüminyum %1.34, bakırsa %0.14 oranında değer kaybetti. Petrol, destek paketine ilişkin olumlu gelişmelerin beklentisiyle gün içerisinde karışık seyrederken aşı ile ilgili gelişmelerin devam etmesi uzun dönemde talebi desteklemeye devam ediyor. Ocak vadeli WTI petrol %0.22 oranında hafif değer kaybederek 45.66 seviyesinden işlem görürken Şubat vadeli Brent petrol %0.27 değerlenerek 48.92 seviyesinden fiyatlandı. 8 Aralık Salı günü tahvil piyasasına alıcılı seyir hakimdi. Amerika'da Senatör Mitch McConnell, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında anlaşma sağlanarak destek paketinin geçmesi gerektiğini belirtti. Destek paketine ilişkin beklentiler güçlenirken Amerikan 10 yıllık kıymetle getiri 1.2 bas puan yükselişle yaklaşık 0.91 seviyesinde oluştu. Benzer vadeli Almanya kıymetinde ise getiri 2.4 bas puan geriledi. Yurt içinde 5 yıllık CDS yatay seyretti ve hafif satıcılı seyirle 355-365 bandında günü tamamladı. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti yatay seyretti ve yaklaşık 100 dolar seviyesinde fiyatlandı. 2025 vadeli TSKB kıymeti 0.22 dolar artışla yaklaşık 100 dolar olurken 2026 vadeli Vakıfbank kıymeti 0.09 dolar geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.